seni sabahtan beri arıyorum canım. Neredesin? Ya hayatım rahat çalışayım diye telefonu aşağıda bırakmıştım. Hani çok da haksız sayılmam. Bir aldım 7 tane cevapsız çağrı. Hepsi de senden. Allah Allah ya. Ölsek haber veremeyeceğiz beyefendiye yani, öyle mi? Kim ölüyor ya? Senin sesin gayet iyi geliyor. Formun nasıl yine? Can, bak deli oldum. Ben Fırat'ın evdeyim. Gel bana bir yardım et. Irmak iyice manyamış durumda. Yok canım, o yok. O bayat haber. O kız zaten manyaklığı çoktan elini aldı. Hem bir de ben gelmeyeyim şimdi. Benim orada olmam işleri daha da zorlaştırıyor biliyorsun. Dayanamıyorum, atıp tutuyorum. Sonra kız intihar ediyor. Ya anla işte Deniz, bu sorumluluk benim için çok fazla. Kaldıramıyorum. Bak beni dinle, benim sergim var. Farkında mısın? Şunun şurasında kaç gün kaldı? Ben bu resimleri bitiremezsem bu sanat çevresi beni tarihe gömecek, anladın mı? Hakikaten uğraşamam yani, tamam mı? Ne yapıyorsan kendin hallettiniz. Ay ben senin can gibi can seni. Gelirken Narin'i aradım, kızların durumunu bir sorayım diye. Hı. Oğlum Şadiye'yi bulmuşlar. Efe abi çok iyi, çok sevindim de bu Şadiye'nin Deniz'in kankasının kardeş çıkması da yani. Bir o eksikti, tam oldu hani ilişkimizde maşallah. Şimdi ne yapacaksın? Her gün yüz yüze geleceksiniz. Narin kardeşini buldu, bırakmaz. Deniz'le günde 30 kere görüşecekler, görüşmezlerse olmaz. Ya orası öyle de ben bulaşmam artık onlara. Sıkıldım abi. O evde aksiyon bitmiyor ki. Her gün bir vukuat var. Hop inip hop kalkıyor. O ırmak cadısı ülkeye döndü döneli. Yok yok, çok iyi oldu ya vallahi. Tuz biber oldu Şadiye'nin de gelişi. Artık biz böyle tepe taklak gideriz Deniz'de maşallah. Ya bir şekilde bir ayara bulunursan merak etme. Sen sakin olacaksın. Deniz'lere çok fazla kavga etmeyeceksin, tamam? Ben neyse, sen bizi boş ver. Siz Yalıköy'den döndüğünüzden beri görüşmüyorsunuz. Bu Sermet devesi yüzünden Narin biraz uzak tutuyor beni. Yalnız o... Sermet'e popucunu ters giydireceğim, bak görürsün. Çok güzel planlarım var. İçeri alacaklar ama böyle özel bir hapishaneye alacaklar arkadaşı. Az kaldı. Ne yapacaksın sen? Bir anlatsana. Uğraşma oğlum şu Sermet'le. Zır deli lan o. Sağ solu belli olmaz. Çocuk çocuk konuşuyorsun. Ya anlamazlar mı sanıyorsun hakikaten? Oğlum çok ciddiyim ha. Arkadaşım, ben Narin'i hırpalatmam. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen bana karışma. Sakin. Hem senin gibi mevzu çıktın da olay mahallini terk edip kafamı gidip kumlara falan gömmüyorum ben. 4 sene sonra görürüm ben seni. Deniz'in tırnağının ucunun kırılması bir olay zaten. Ben bu 4 yılda olay altı bir insana dönüştüm ha. Narin benim yüzüme bir baksın. Ben de bir ilgilensin. 4 sene değil, 40 sene mi veririm ona? Ya o ilk zamanlar öyle. Sonradan bir işine gücüne de bakmak istiyorsun yani. Bak ben Serke açacağım. 1 ay kaldı. Nerede Deniz Hanım'ın desteği? Kimse demiyor bu adam bu kaos içinde nasıl çalışacak diye. Diyen var mı? Yok. Varsa yoksa onların problemleri. İyi ya, kadınlar ağlayabiliyor diye hep onlar haklı değil mi? Yok arkadaş, benim de problemlerim var, tamam mı? Sanatsal varlık sorunlarım ne olacak? Üretim sancılarım. Ben bunlar yüzünden kendi sesimi duyamaz oldum. Yeter ya. Sen bayağı dolmuşsun ya. Gel gel. Vur. Bana bak, böyle sanatsal bilmem ne sorunların falan varken sakın kızla falan tartışmaya girme. Gerçekten ayrılırsınız o zaman yani. Dikkat et. Sen bir şey oldu mu ara beni. Ara kardeşini, ben geleceğim buraya. Biz kendimiz konuşur hallederiz. Ne yapalım? Erkek dayanışması. Biz öyle bir şey yaparız. Tamam. Haksız mıyım ama yani? Çok haklısın. Efendim Atıf. Alo, Narin ne haber? Hayırdır, sevgili kadrosuna ihtiyaç asıl olmuyor galiba bu aralar. Bana bak, akşam seni de kardeşini de alıp yemeğe götüreyim diyorum. Hem tanışmış oluruz. Ya Atıf, işler biraz karıştı. Burası karışık. Ben işlerimi halledeyim, seni arayayım sonra, tamam mı? Hayda, gene ne oldu? Anlatacağım. Yüz yüze anlatırım, tamam mı? Tamam, benim de işim var zaten. Ben seni ararım sana, tamam? Tamam, hadi bay. Anlaştığımız fiyattan fazla para var burada. O senin sus bayım. Beni görmedin, duymadın, bilmiyorsun, tamam? Yanlış mı yaptık Şadiye'yi göndermekle? Hı? Şadiye buradayken Narin gelip gidiyordu. Telefon açıyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Yüzünü görüyorduk, sesini duyuyorduk. Ne bileyim, Şadiye ile konuşuyorduk, Narin'den bahsediyorduk. Şadiye'nin yüzüne baktıkça Narin'i görüyordum. Ve de olsa aynı kanı taşıyorlar. Eraş Narin. Ya abi, şimdi bunlar bir 2-3 gün bir hasret gidersinler abi. Gidersin kızın ablasının evine, güzelce alırsın evinden. İşe gidiyoruz dersin. Geçerken seni de alayım falan dedim dersin. O vesileyle görürsün yengeyi. İşte gece geri evine bırakırsın. O gelir kız kardeşini görmeye falan filan. Doğru söylüyorsun lan.
Hiç aklıma gelmedi benim. Aferin. Ya abi bir de şey var. Bizim adam aradı. Bir tane şirket varmış. Narenciye şirketi. Böyle büyük köklü bir şirket. Yeni bunlar. Bayağı bir para birikmiş abi ellerinde. Bunu bir temizlemek istiyorlar. Parti parti yapalım, nasıl yapalım falan diye sormuşlar. Ben hiç uğraşamayacağım Ali. Canım çok sık. Ara Hikmet Baba, Yerol abi. Onlar halletsinler. Yalnız dikkat edin. Sisteme yeni giren biri. Para kazanacağız derken paket olmayalım. Eyvallah. Şadiye, iyi değil mi burası? Ya abla iyi, ne demek abla ya? Çok çok güzel bir yer burası ya. Var ya, hele şuradan çıkınca böyle denizler ya. Oh vallahi mis gibi ha. Çok güzel olacak. Kızlar, uygun musluk bulundu. Bana bir tane İngiliz anahtarı buluyorsunuz. Ben gidip bunu takayım. Hadi. Sen. Ben tabii, ne oldu? Beyin ameliyatı yapmayacağız. Musluk takacağız. Bana bak, Necati abi aradı, gelip elektrik işlerini halledecekmiş. Hiç elektrikçi melektrikçi aramasınlar dedi. Eyvah, yandık. Neyse canım, kendi düşen ağlamasın. Enişte. Bak, yardıma mardıma ihtiyacın olursa var ya, hemen sen bana seslen, ben bir koşu gelebilirim ya. Surata bak ya, şu surata bak ya. Ya senin neyine? Sen var ya, sen yüzünü yıkarken senin hizmetçilerin şey yapıyordur, açıyordur o musluğu ya. Ama annenin çatağına bir korum seni, görürsün. İngiliz anahtarı. Ay. Şadiye canım, gel biz çıkalım biraz dışarı. Ben şöyle sahile yakından bakmak istiyorum. Abla, abla şu güzelliğe bak ya. Çok müthiş bir yer burası ya. Abla, şuraya bak ya. Burnumuzun dibinde bak, spor yaparız burada ha. Şahsi spor salonumuz var gibi, vallahi billah. Evet, sabahları erkenden kalkıp yürüyüş yaparız. Akşam yakamıza bakarız. Çok iyi gelecek Şadiye burası bize, çok iyi gelecek. Düşünsene, böyle bir yerde yaşayabileceğimizi hayal edebilir miydin ya? Abla be, Deniz'i ilk gördüğümüz yeri hatırlıyor musun? Erdoğan abilerle plaja gittik hani. Çok güzel. Abla, burası deniz mi şimdi? Deniz. Denizler dünya yüzeyini %70 kaplamaktadır. Yeryüzünü kaplayan 1,3 kilometre hacimle dünyada bulunan su varlığının %96,5'ini oluşturmaktadır. Öğren bunları, öğren Şadiye Yılmaz. Sen istedin. Şu anda su varlığının 1,000,000 ile Nari Yılmaz donuna kadar ıslanmaktadır. Öyle mi? Erdoğan biliyor mu? Bu kızlar daha önce hiç denizi görmediler de. Bu çocuklar daha önce ne gördü hayatlarında benim mi? Bir kuru ekmek, hep dayak. Çocuklar ne gördü ki hayatlarında? Narin! Narin! Şahane bir yer burası. Çok güzel. Ay canım benim ya, dayanamadı geldi. İnanmıyorum yardıma. O günden beri ilk defa geliyor. Şahadiye, sakın bir gerginlik çıkarma akıllı, tamam mı? Tamam, tamam be. Ne güzel eğleniyorlar değil mi? Biz hiçbir zaman onlarla böyle eğlenemeyeceğiz. Bizi insan yerine koymayacaklar. İşlerini almayacaklar. Bunların böyle hepsi birer birer gidecek. Hepsi çıkacak böyle ablamın hayatından. Bir tek ben olacağım gene. Eskisi gibi. Ya şunun haline bak Allah aşkına. Ya bir de biliyormuş gibi gidip atlamıyor musun her şeye? Of! Öğrenecek ablası, öğrenecek. Yapa yapa öğrenecek. Git şu üstünü değiştirsin, ıslan olursun ya. Kızlar pardon. Aa, Sermet Bey de gelmiş. Ya işte, Şadiye'nin patronu ya artık adam. Kız yanında çalışıyor. Ben de sesimi çıkarmıyorum. Arada böyle alıyor, götürüyor falan. Canım benim ya, iş ederim o adam. Aferin. Merhaba hanımlar. Nikan güzelmiş Nari. Hayırlı olsun. Sağ ol.
Nasıl geçti onu soruşturma? Güzel. Toplantıya çağırdıklarına göre iyi yoldayız. Bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi önden bir 6 milyon dolarla yemleyin. Ardından bir bu kadar daha gelecek dersiniz. Her şeyi birebir kaydetmenizi istiyorum. Belgeler olmazsa girdiğimiz bütün risk boşa gidecek. Hadi bakayım göreyim sizi güzel gidiyorsunuz. Basın düğmeye. Tamam. Bir ay sonra kelepçeyi vurduracağım sana Selmet Efendi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.